Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Hız yayınları TYT Soru Bankamızın TYT kampına hoş geldiniz. Faktöriyel konusu çok güzel bir konudur. Adam akıllı dinleyin ve işi bitirelim. Test 8'den sorumlusunuz. Zaten temel kavramların son konusudur faktöriyel kitabımızda. Sonra test 9 ile 22 arası, yani kaç tane test oluyor? 22'den 9 çıktı, bir ekleyin. 14 tane test, genel tekrar testimiz. Onları da çözüyorsunuz. Bir de test 23'te de ÖSYM soruları var. Son 5 yılın. Gerçekten güzel. Yani çözün. Hepsini çözün. Yine çözülemeyen sorular olduğu zaman karşınıza ben geleceğim. Çünkü bütün kitabın çözümlerini ben yaptım. Tamam. Yani son konu ve genel tekrar. 9 ile 23 numaralı testlerin hepsi de genel tekrardır. Tamam. Faktöriyel. Başlayalım mı? Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Video beğenip bir de bol yorum atarsanız beni mutlu edersiniz. Ne duruyoruz? Şov başlasın mı? Hocam durmam bile hata, şov başlasın. Evet arkadaşlar, faktöriyel. Test 8'den sorumlusunuz demiştim. Mesela 5, yanında ünlem işareti görürseniz buna faktöriyel diyoruz. Anlamı şudur, 5'ten 1'e kadar geriye doğru gidin ve hepsini çarpın. 5, 4, 3, 2, 1 çarpımı 120'dir. 4 faktöriyel, 4'ten başlıyorsunuz. Geriye doğru 3, 2, 1, 1'e kadar hepsini çarpımı 24. 3 faktöriyel, 3, 2, 1. 2 faktöriyel, 2, 1. 1 faktöriyel 1'dir, 0 faktöriyel de 1'dir. Bunu bir köşeye de not alın. 0 faktöriyel daima 1'dir, bunu da unutmayın. Hocam, n faktöriyel, n eksi 1, n eksi 2, birer birer geriye gidiyorsunuz ve 1'e kadar sayıların çarpımı. 3n artı 4 faktöriyel dendiği zaman 3n artı 4 olduğu gibi yazılır. 1 eksiltin, 1 eksiltin, 1'e kadar gidin. Ha, 1'e kadar gitmek zorunda değilsiniz. Nasıl yani hocam? Evet, nerede durmak istiyorsan oraya da faktöriyel koyduğunuz zaman sorun yok. Mesela 10 faktöriyel, 10, 9, 8'de mi durmak istiyorsunuz? Faktöriyel koy yeter. Evet. Arkadaşlar 8 faktöriyel de demek 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1'in çarpımı değil mi? Zaten çarpınca 10 faktöriyel olur. 14 faktöriyel. 14, 13, 12, 11'de durmak istemiyorum diyelim. Çarpı 10. Çarpı 9'da durmak istiyorum. Nerede durmak istiyorsanız orada faktöriyel koyun. E hep biz geriye doğru geldik. Bir de ileriye doğru gidelim. Mesela 12 faktöriyeli. 13, 14, 15'ten çarpınca olur sana 15 faktöriyel. Aa. Mesela diyelim ki 10 faktöriyeli 11 ve 12 ile çarptım. Oğlum bu 12 faktöriyel demek değil midir? Evet hocam. Tamam. Bir faktöriyeli birer birer artırıp çarpmışlarsa en büyük kimse bu onun faktöriyelidir. Bunu da bir köşeye not alın. Çünkü önemlidir. Var mı bir sıkıntı arkadaşlar? Hocam yok. O zaman buyurun. Adam sana böyle bir soru sormuş. Basit bir sorudur. Kalkıp da burada proje üretmenize gerek yoktur. 4 faktöriyelin 24 olduğunu biliyorsunuz. 3 faktöriyelin 6 olduğunu biliyorsunuz. 2 faktöriyel 2'dir, 0 faktöriyel de 1'dir. Böyle. Yani bunu proje üretmeyin bana. 3 faktöriyel 6'dır. 2 faktöriyel 2'dir. 1 faktöriyel 1'dir. 1 faktöriyel 0 faktöriyel 1'dir. Soru bitti. 30 eksi 1 29 mu oldu arkadaşlar? Evet. Şurası 4, 2 de burada var 6. Cevap 29 bölü 6. Şıklardan bulup işaretlersiniz. Geldik buraya. 12 faktöriyel, 10 faktöriyel. Bölmeli sorularda faktöriyelli ise bu. Bunlardan kim küçükse büyüğünü ona benzet. Nasıl yani hocam? Şöyle arkadaşlar. Şu üstteki 12 faktöriyelde 12, 11, 10 faktöriyel de yazabilir miyim? Dedim ya durmak istediğinde de faktöriyel koyayım. Böyle 10 faktöriyel. Bunlar birbirini götürdü. Cevap 12 çarpı 11. 132'dir. Kafamızı atmayan bir yer var mı? Hocam bu bölmeli soruda en küçük kim? 8 faktöriyel. O zaman herkesi bana bir 8 faktöriyele benzetir misiniz? Çok mu zor? 10 faktöriyele 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel. 9 faktöriyel 9 çarpı 8 faktöriyel. Bölü 9 faktöriyel 9 çarpı 8 faktöriyel. Eksi 8 faktöriyel. Önde gözükmeyen ne var? 1 var. Üst tarafı 8 faktöriyel parantezine alalım. Ne kalır? 90 artı 9. Bölü. Alt tarafı da 8 parantezine. 8 faktöriyel parantezine alalım. 9 eksi 1. Bunlar birbirini götürdü zaten. Keşke burada hemen götürseydim. Bu 8 faktöriyeler hem payda hem de payda her tarafta varsa götürülür. Sıkıntı değil. Tamam. 99 bölü 8. Var mı bir problem arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Bölmeli sorularda kim küçükse herkesi küçüğüne benzetin. Geldik buraya.
Bak 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 bak. Faktöriyeli soru ve bölmeli soru. Kim küçük? 9 faktöriyel. Üsttekini 9 faktöriyele benzetir misiniz? Hocam yaparım. 2x eksi 3 faktöriyel eşittir. Şu 12 faktöriyeli 12, 11, 10, 9 faktöriyel bölü. 11 çarpı 9 faktöriyel. 9 faktöriyeler 11'ler gitti mi? Evet hocam. Tamam. Şu da 120 mi oldu? Evet hocam. Oğlum 120 5 faktöriyel değil miydi? Yani 2x eksi 3 faktöriyel eşittir 5 faktöriyelden. Oğlum bu 2x eksi 3 neye eşittir? 5'e. 2x eksi 3 5 ise eksi 3'ü karşıya atalım. Hadi 2x eksi 3 5 ise 3'ü karşıya attım. 2x 8'den x kaç oldu? Hocam x 4 oldu. Soru bitmiştir. Var mı bir problem? Var mı kafamıza yatmayan bir yer? Yok hocam. O zaman yola devam edelim. İki faktöriyel birbirine eşitlenmişse biliyorsunuz. Şöyle biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi içindeki a sıfıra 1 olabilir. Değil mi? Mesela sıfıra 1. Sıfır faktöriyel de 1'dir. 1 faktöriyel 1'dir. Onu da düşünerek hareket ediyorum. Burası sıfır olursa n eksi 5 mi olur? N'e eksi 5 yazdım. Yok hocam olmuyor. Burası sıfır veya 1 oluyor mu? Hocam o da olmuyor. E tamam. O zaman demek 0 ve 1'in dışında eğer iki tane faktöriyel birbirine eşitlenmişse hemen diyorsunuz ki hocam içeridekiler birbirine eşittir. Bitti. Yani n artı 5 eşittir 3n eksi 7'ye. Çünkü başka ihtimal yok. Hani benden belki 0 faktöriyel eşittir 1 faktöriyeldir diye ben düşündüm ilk başta. Yani şurayı hemen 0'a eşitledim. N'i kaç bulduk? Eksi 5 bulduk. N'e eksi 5 yazdım. Hayır burası... Yani 0 veya 1 olmadı. Bir de 0 faktöriyelin 0 faktöriyel eşit olduğunu bilin. Bir de 1 faktöriyelin 1 faktöriyel eşit olduğunu bilin zaten. Önce bunları denedim. Baktım tutmadı. Çünkü biri tutuyor diğer tutmuyor. O zaman dedim ki bunlar birbirine eşittir. Hani 10 faktöriyel 10 faktöriyel 20 faktöriyel 20 faktöriyel gibi bir şey. O zaman n buradan kaç çıktı? 2n eşittir. Eksi 7'yi bu tarafa attım. 12'den n'e 6 mı bulduk? Evet hocam. N'e 6 yazalım. 6'dan 6 çıktı. Ah n'e 6 yazdım. 0 faktöriyel yani 1. 4 faktöriyel yani 24. 1, 24 daha cevap kaç olur arkadaşlar? 25 olur. Soru bitmiştir. Var mı bir problem? Var mı? Şimdi şunu özellikle size göstermek istedim. Özellikle göstermek istedim. Şimdi niçin özellikle göstermek istediğimi zaten biraz sonra size göreceksiniz. Gençler, ard arda 3 tane faktöriyel toplanmışsa. Bunu uzun uzadıya yapabilirsiniz. Bakın 10 faktöriyel, 11 faktöriyel, 12 faktöriyel. Ardışık sayıların faktöriyel ama üçlü olacak. Buna dikkat edin. Hocam herkese 10 faktöriyel benzetelim. Şu 11'i sildim 11 çarpı 10 faktöriyel. Şu 12'yi sildim 12 çarpı 11 çarpı 10 faktöriyel yaptık mı? 10 faktöriyel parantezinde değil mi? 10 faktöriyel parantezinde. Burada ne kaldı? 1 kaldı. Burada ne kaldı? 11 kaldı. Burada ne kaldı? 11 çarpı 12 kaldı. İkisinin toplamı 12 oldu. Bu bir tane 12. Burada 11 tane 12 var. Etti 12 tane 12. Yani 10 faktöriyel çarpı 12 çarpı 12. Doğru mudur? Yani 10 faktöriyel çarpı 12'nin karesi. Yani kısacası ard arda gelen 3 tane faktöriyel görürseniz küçük olan yazılır, büyüğün de karesi alınır. Bu kural her zaman geçerlidir. Aa, mesela 10 faktöriyel, 11 faktöriyel, 12 faktöriyel tam o şekilde yaptım da mesela bu 6, 7, 8 olsaydı evet yine olur. 6, 7 ve 8 faktöriyel. 6 faktöriyel olduğu gibi yazılır. Büyüğün de karesi alınır. Ne kadar güzel bir şey. O zaman şu eşittir dedim. Küçük olan yazılır. Büyük olan faktöriyelsiz olarak yazılıp karesi alınır. Tamam. Yani bu üçlüleri bilin. Çünkü kitapta her yerde karşınıza gelir. Ard arda üçlü faktöriyel toplam 2 saat uğraşmayın. Küçük olanı yaz. Büyüğünün faktöriyelsiz olarak karesini al, soru bitmiştir. Tamam, bu sadece üçlülerde geçerli bir kuraldır. Haberiniz olsun. E hadi, ne duruyoruz? Devam. Evet arkadaşlar, müthiş sorularımızdan yolumuza devam ediyoruz. Buyurun, bunların içerisinde en küçük olan kim? 6 faktöriyel. O zaman herkesi bir 6 faktöriyele benzetelim mi? Tabii ki hocam benzetelim. Buyurun. Şu 2 çarpı buraya geçeyim. 9 faktöriyel yerine 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel yazabilir miyim? 6 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel yazabilir miyim? Bölü 7 faktöriyel yerine 7 çarpı 6 faktöriyel yazabilir miyim? Eksi zaten 6 faktöriyel demek 1 çarpı 6 faktöriyel demektir.
Hocam şu 6 faktöriyel, 6 faktöriyel, 6 faktöriyel, 6 faktöriyel hepsi zaten birbirini götürdü. Tamam, bunda bir sıkıntımız yok. Üst tarafa gelelim. 6, 7, 8. Tamam, şöyle diyelim. 7, 8, 7, 8 parantezini alalım. Tamam, olur. 7 çarpı 8 parantezinde. Değil mi? 7 çarpı 8. Şurası kaç kaldı? 2 kere 9, 18. 18'den 6 çıktı, 12. Güzel. Bölüm. Altta da 7'den 1 çıktı. 6 mı kaldı? 6'ya böldüm. Burada 2 mi kaldı? Evet hocam. 7 kere 8 56. 56'yı 2 ile çarpınca 112 mi olur? Şıklardan 112'yi bulup işaretlerim. Mantık bu, olay bu. En küçük kimse bana herkesi en küçüğüne benzetin. Zaten 6 faktöriyeler gitti. 7 çarpı 8, 7 çarpı 8 parantezinde 18'den 6 çıktı, 12 dedim. Bölü 7'den 1 çıktı, 6. Şimdi geldik buraya. N faktöriyelin tüm asalları yazılmış etrafında. Buna göre en çok kaçtır diyor. Arkadaşlar N faktöriyelin içerisindeki bu asallar varsa, baktım ki burada en büyük 13 var ya, çünkü en 13'ten daha büyük yok. O zaman şu N faktöriyel 13 faktöriyel olabilir. Evet, 13 faktöriyelin içerisinde 1'den 13'e kadar sayıların çarpımı 3 var, 5 var, 7 var, 2 var, 11 var, 13 var. Ben de diyorum ki 13 faktöriyel olabileceği gibi 14 faktöriyel de olabilir. Nasıl yani? 14 demek 2 çarpı 7, 2 de var, 7 de var işte. Ya da N faktöriyel 15 faktöriyel de olabilir. Evet. Arkadaşlar 15 faktöriyel demek. Bütün asalları bana bir yazar mısın içindekiler? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Arkadaşlar 15 zaten 3 çarpı 5 değil mi? 14 2 çarpı 7 değil mi? Var işte. Bir de en 16 faktöriyel de olabilir. Evet. Arkadaşlar 16 faktöriyel demek 16, 15, 14, 13. En büyük asal 13 ya. Ondan sonrakilerinde büyük asal yok ki. Yani en fazla 16, 17 olabilir mi? İşte 17 olamaz. Çünkü 17 derseniz, dedim ki n faktöriyel 16 faktöriyel olabilir. Ama n faktöriyel 17 faktöriyel olamaz. Çünkü 17 asal çıkar ortaya. Etrafında 17 yok ki. Tamam. Alacağı en büyük değer 16'dır n'in. Ha n kaç farklı değer alır? 1, 2, 3, 4 tane değer alır. N'in alacağı en küçük değer 13 faktöriyel, 13'ten dolayı. Alacağı en büyük değer de 16 faktöriyeldir. Yani n faktöriyel 16 faktöriyelden n alacağı en büyük değer 16'dır. Var mı bir sıkıntı? Nasıl bir soruydu? Sınavda benzeri geldi. Buyurun. Hocam 13 faktöriyel adam bana açmış. Maşallah, maşallah, maşallah diyor. X kaçtır? Uyanık olun, uyanık. Oğlum 13 faktöriyel içerisinde 9 çarpanımız yok mu? Evet. Şu 13 faktöriyel %109'un katı mıdır? O zaman burası da 9'un katıdır. Bir sonraki konuda size bölünebilme kurallarında 9 ile bölünebilmenin kuralını size anlatacağım. 9 ile bölünebilmenin kuralı rakamlar toplamı 9'un katı olacak. O zaman bunları topladım 10. Bunları topladım 10 etti 20. Vallahi kusura bakmayın, şuradaki x kalkıp da 1, 2 olacak hali yok. X %107 olmalı ki 27 9'un katı olsun. 9'dan dolayı. Ha diyebilirsiniz hocam içinde 11 de var. 11 ile bölünebilmen kuralını da yapabilirsiniz. Artı eksi artı eksi. Ama en basit 9 olduğu için dedim ki bunun içinde 9 varsa, bu %109'un katıysa bu da 9'un katı olacak. O zaman rakamlar toplamı 9'un katı olması lazım. 10, 10, 20. O zaman x 7'dir. Geldik buraya. N'i istiyorsun benden. Tamam, sıkıntı değil. Şu n faktöriyel yerine n çarpı n eksi 1 faktöriyel yazabilir miyim? Bölü n eksi 1 faktöriyel. Ben size dedim ya, bölmeniz sonra da kim küçükse büyüğü küçüğüne benzetin. Tamam. Burada küçük olan bu. Bunu buna benzeteceğim. Üsttekini olduğu gibi yazalım. N eksi 2 faktöriyeli olduğu gibi yazdım. Alttaki n artı 1 faktöriyeli şöyle yazabilir misiniz? N artı 1 çarpı n çarpı n eksi 1 durduğun yerde faktöriyeli koy. Eşittir 1 bölü 24'e. Soru bitti bence. Şu n eksi 1, n eksi 1 götürdü. Şu n artı 1 faktöriyeli eminim ki bana tepki vermişsinizdir. N artı 1 n n eksi 1 n eksi 2 faktöriyel. Hah, şimdi oldu işte. Şu n eksi 2 faktöriyel, şuradaki n eksi 2 faktöriyel ne yaptı arkadaşlar? Götürdü. Tamam. Şuradaki n, şuradaki n'i götürdü. Tamam. Şu n eksi 1 de şu n eksi 1'i götürdü. Tamam. Üstte hiçbir şey kalmadı. Altta n artı 1'e n eksi 1 var. Ha. N artı 1'e n eksi 1 eşittir. Korkmayın. 1 bölü 24'e.
Payda payda eşit ya. E tamam. Arkadaşlar bir eksiği bir fazlası çarpımı 24 ise bu 4'e 6'dır. Yani n 4'e 6 ise eğer n 5'tir. 5 1 daha 6. 5'ten 1 çıktı 4. 6 kere 4 24. N 5'tir. Haberiniz olsun. Var mı bir sıkıntı arkadaşlar? Bir de anlatayım mı? Sorun yok değil mi? Güzel. Ya benim kafam üst komşuda kaldı. Piyano çalıyor. Ses inşallah gelmiyordur. İnşallah telif yemeyiz. Hemen soruları çözeyim de diyorum. En azından piyanoya takılmayayım. Sıkıntı yoksa son sorumuza gelelim. Diyor ki x artıya en çok kaçtır diyor. Bak 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 bak. İçler dışlar çarpımı yaparsam x eksi 2 faktöriyel eşittir. Y faktöriyel çarpı 120. Değil mi arkadaşlar? Y faktöriyel çarpı 120. Ben size dedim ki şu y eğer 119 olsaydı, hani 119 faktöriyel çarpı 120 neye eşit olur? 120 faktöriyeli. Evet, 119 faktöriyeli bir fazlası 120 ile çarparsanız ne olur? 120 faktöriyel olur. İşte en büyük değer. Senden madem en çok istiyorsun, ben de amacım en büyük değerleri yazma. Tamam. Yani y 119'dur. X eksiye 120 ise x ne olur? 122 olur. X artı y istiyor. 122 ile 119'u toplayın. İşte sana en büyükler ortaya çıktı. En az deseydi. Bak bak bu sefer sayıları küçük alacağız. Şu x'ler dışlar çarpımı yaptık ya. Şu 120'yi de nasıl yazabiliriz? 120'yi nasıl yazabiliriz? Evet, evet, evet. 5 faktöriyel. Evet, 125 faktöriyel demek değil mi? O zaman ben bu y'yi 0 alsam. Hani 0 faktöriyel 1 ya. 1 ile 5 faktöriyel çarpımı 5 faktöriyeldir. Yani şuradaki y faktöriyel dediğimiz 0 faktöriyel olsun. Hani yandaki 120 beni kurtardı 5 faktöriyelden dolayı. O zaman buradaki 1 olabilir. Yani 0 faktöriyel. Ha hocam y'yi 1 alalım. Oğlum en az istiyorum ya senden. En az istediğim için niye y'yi 1 alayım? Y'yi 0 alırım. 0 faktöriyel de 1'dir. O zaman sonuç 5 faktöriyelden. Şu içindeki ne oldu? 5 oldu. O zaman x ne oldu? 7 oldu. X 7, y 0 toplamı en az kaç oldu? Toplamı en az 7 oldu. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. İçler dışlar çarpımı yaptım. Buradaki 120 kalsın. Dedim ki y faktöriyel, y 19 olsaydı 19 faktöriyeli 120 ile çarpınca olur sana 120 faktöriyel. Oğlum 120 faktöriyel açılımı ne? 120 çarpı 119 faktöriyel demek değil midir? Tamam hocam, bu en büyükler. En az deseydi, oğlum y'yi bir alsanıza. Yani y'yi bir alsanız derken y faktöriyeli bir alsanıza. O zaman y 0 olabilir. 0 faktöriyel 1'dir. Yandaki 120 beni kurtardı 5 faktöriyelden dolayı. Hani faktöriyel faktöriyel işte içindeki de içindeki de eşit ya. X de 7 olur. Umarım derdimizi anlattık. Mantık bu. Olay bu. Ne duruyoruz? Yola devam. Evet arkadaşlar, bu sorulardan yolumuza devam edelim. Buyurun. 23 faktöriyel 2 üzeri x çarpıdan a pozitif tam sayısı x en çok kaçtır demişim. Şimdi arkadaşlar, 23 faktöriyel içerisinde bir sürü 2 vardır. 1'den 23'e kadar sayıları teker teker yazıp bütün 2'leri ayıklayın. Kaç tane 2 varsa benden onu istiyor. Ama bunun kısa bir yolu var. Kısa yolu ne? Adam diyor ki faktöriyellerde bir sayı üstündeki x'i istiyorsa 23'ü bana 2'ye böl. Çünkü x'in burada vekili kim? Kimin üstünde? 2'nin üstünde. O zaman x'in vekili 2 ise 23'ü 2'ye böl diyor. Kaç defa var? 11 defa var. Daire içerisine al bölümü. Sonra bunu bir daha 2'ye böl. Kaç defa var? 5 defa var. Daire içerisine al. 5'i bir daha 2'ye böl. Kalan beni ilgilendirmiyor. 2 defa var. 2'yi 2'ye böl. 1 defa var. Hepsini topla. İşte x adetini bulmuş oluruz. Hepsinin toplamı kaç ediyor arkadaşlar? 19 mu ediyor? X en çok 19'dur. Haberiniz olsun. Bitti bu kadar. Geldik alt tarafa. 63 faktöriyel 21 üzeri x çarpı a'dan. Diyor ki ya pozitif tam sayıysa x en çok kaçtır diyor. Bazı arkadaşlarımız diyor ki hocam 63'ü 21'e böleriz. Arkadaşlar 63'ü 21'e bölemezsiniz. Böleceğin sayının asil ya da asal sayı olması lazım. Asal sayı 21 asal değil ki. Tamam buradaki 2 asaldır, sıkıntı yok. Ama arkadaşlar 21 asal değildir. 21'e asal çarpanını ayırdığın zaman 3 ve 7 diye yazılır. Küçük olan kimse ona
Şeye büyük olan kimse ona böleceksiniz. Nasıl büyük olana bölüyoruz arkadaşlar onu da size söyleyeyim. Mesela diyelim ki 3 ve 7 diye yazdım. Şimdi 3'lerden 10 tane var. 7'lerden diyelim ki 100 tane var ya da 1000 tane var. Bizden ne isteniyor? 21 isteniyor. Arkadaşlar 21'i elde etmemiz için şu 3 üzeri 10'u baz alacaksınız. Nasıl yani? Arkadaşlar 3 üzeri 10, şurada da 7 üzeri 10'u ayırırsınız. Çarpınca ne olur? 21 üzeri 10 olur. Şimdi şunu demek istiyorum. Mesela diyelim ki 1000 tane işte evlenecek kız adayımız var. 10 tane de erkek adayımız var. Tamam da kaç çift buradan oluşur? Çok olan sayıdan çift mi oluşur? 1000 tane evlenecek kız adayımız varsa, 10 tane erkek adayımız varsa buradan arkadaşlar 10 tane çift oluşur. Bitti bu kadar. Olay anlaşıldı mı? Şimdi ben sana sorumu şu şekilde geliştireceğim. Şimdi 63'ün içerisinde 3'ler mi daha çok, 7'ler mi daha çok? Hocam 3'ler daha çoktur. 7'lerden belli. 7, 14, 14'ün içinde 7 var. 21 içerisinde 7 var. Ama 3, 6, 9, 12, 15. Orada bir sürü 3 var. O zaman 7'lerden az varsa. Mesela 7'lerden diyelim 10 tane var. 3'lerden de 100 tane var. Burada biz 21'i oluşturmak istiyorsak ancak 21 üzeri 10 ortaya çıkar. Olay anlaşıldı mı? Yani şunu demek istiyoruz. Sen 63'ü 21'e bölemiyorsun. Doğru mu? Evet hocam ben 63'ü 21'e bölemem çünkü 21 asal değil. Şimdi 3'lerden mi daha çok var? 7'lerden mi? Hocam 3'lerden çok fazla var ya. O zaman az sayıdaki hangisiyse o kadar 21 oluşur. Yani 63'ü bana 7'ye böleceksiniz. Olay anlaşıldı mı? Ha, pratik olsun diye sana bunu söylüyorum. Mesela bir 3 asalımız var, bir de 7 asalımız var diyelim. 7'yi de bu şekilde gösterelim. 5 parmak, 2 kalemle birlikte 7, bir de 3 var. Büyük olan kim? 7. O zaman 7'ye böleceksiniz. Kafanızda böyle bu şekilde bir şablon oluşturabilirsiniz. Mesela gecenin saat ikisine geldi de kapınızı çaldılar. Kapıyı kim açar? Evin en küçüğü mü açar? Evin erkeği mi açar? En büyük kimse o mu açar? Tabii ki baba kimse o açar. Evde baba yok. Evin en büyük erkeği kimse o kapıyı açar. Ne olur ne olmaz. Şimdi 63'ü tabii ki 7'ye böleceksiniz. 63'ü 7'ye bölüyorum. Kaç defa arkadaşlar? 9 kere 7, 63. 9'u bir daha 7'ye böl. Kaç defa? Bir defa. Topladık ne etti? 10 etti. Cevap arkadaşlar 10'dur. Haberiniz olsun. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu, olay bu. Demek ki 7'lerden 10 adet var. Hocam biz 63'ü 3'e bölelim. 21 defa var. Oha, çok fazla varmış lan. Bir daha 3'e böldüm. 7 defa var. Bir daha 3'e böldüm. 2 defa var. Topladınız 30 tane mi var? 3 üzeri 30. Ama bizden 21'i istiyor. Şu o 3, 30 tane 3 var ya, 10 tanesini ayıralım, bununla çarpalım. 21 üzeri 10 çarpı 3 üzeri 20 oluşur. Bizden 21'in üstündeki isteniyor. 21 üstündeki x nedir? 10'dur. Haberiniz olsun. Şurayı siliyorum. Şimdi şurayı da siliyorum. Şu 21'i de silelim arkadaşlar. 21 yerine 15 yazalım. 15 üzeri x çarpı a'dan. Adam diyor ki x en çok kaçtır? Arkadaşlar kalkıp da 63'ü 15'e bölemezsiniz. Çünkü 15 asal değil. 15, 5 ve 3 diye ayrılır. Burada büyük olan kim? 5. O zaman sayıyı 5'e böleceksin. Hemen 63'ü büyük asala bölüyoruz. 63'ü 5'e böldük. Kaç defa var? 12 defa var. Bir daha 5'e böldük. 2 defa var. Topladınız 14. Arkadaşlar x en çok 14'tür. Haberiniz olsun. Olay anlaşıldı. Devam edelim. Hocam geldik bu sorumuza. 63, 64, 65. Arda arda gelen sayılardan korkacaksınız. Bana bunu 63 faktöriyel çarpı 65 çarpı 65 yazarsınız. 15 üzeri x çarpı a. Şimdi 63'ün içerisinde kaç tane 5 var? Onu bir bulalım. Çünkü 3 çarpı 5'ten 5'e böleceksiniz. 63'ü 5'e böldüm. 12 defa var. 5'e böldüm. 2 defa var. 14 tane 5 var. Süper. Burada bir tane 5 var. Burada da bir tane 5 var. 5 çarpı 13, 5 çarpı 13. 2 tane 5 burada var. Ette ne etti arkadaşlar? 14. 2 tane de buradan geliyor. Bir tane buradan, bir tane buradan. X en fazla 16'dır. Haberiniz olsun. Umarım olay anlaşılmıştır arkadaşlar. Demek ki art arda gelen sayılarda paranteze aldığınız zaman bunu unutmayın. O 5'lerden bir iki tane daha çıkabilir. Ben de art arda gelen 3'lerin parantez almasını çok iyi biliyorum. Küçük orandan yazılır. Büyüklerinden faktöriyelsiz olarak 2 tane sayı yan yana çarpılır. Tamam. 15 üzeri 2 tane sayı 15'e bölemem. Çünkü 15 asal değil.
3 çarpı 5'ten büyük asala bölüyoruz. Büyük asal kimdir arkadaşlar? 5. 5'e böldüm 14 çıktı. Bir tane burada var. Etti 16. Soru bitmiştir. Ha, toplama işlemi. Arda arda gelen sayılar değilse arkadaşlar, küçük olanı baz al, diğerini def et gitsin. Çünkü 63 faktöriyel parantezinde 1 artı işte ıvır zıvır bir sürü sayı. İşte 75 çarpı 74 çarpı 73 çarpı 63 faktöriyel parantezini alacaksınız ya. Eşittir 15 üzeri x çarpı adam. Arkadaşlar 5'e böleceğiz. Şimdi bir defa burada 5 çarpının çıkması imkansız. Çünkü sen sonu 0 olan, çünkü 75, 74, 73, 72, 71, 64'e kadar sayıların çarpımı bu. Sonu 0 olacak. Sonu 0'a 1 eklersen hiç sonu 5 olur mu? Bu iptal. 63'ü direkt 5'e böl. Soru bitmiştir. 63'ü 5'e böldünüz. 12 defa var. Bir daha 5'e böldünüz. 2 defa var. X burada en fazla 14'tür. Şıklardan 14'ü bulursunuz ve işaretlersiniz. Neyi öğrendim arkadaşlar? Sayılar arada geliyorsa toplama çıkarma işlemlerinde. Bunu unutmayın. Hemen demeyin hocam 63'ü baz alırım, diğerleri def ederim, soruyu öyle çözerim. Öyle bir mantık yok, kusura bakmayın. Küçük olan yazılır, büyüklerinden 2 tane çarpılır. Burada kaç tane 5 varsa, burada kaç tane 5 var, burada bir tane, burada bir tane var. 2 tane 5'imiz var. Toplamda 16 etti. Ama arada fark varsa, 63'e 75, 63'e 72, yani arda arda gelmiyorsa hemen İsterseniz 63 faktöriyel parantezinden da 1 artı, zaten diğerlerinde 5'in katı çıkmadığı için biz her zaman küçük olanı baz alıyoruz. Asal çarpanlardan da büyük olana bölüyoruz. Soru bitmiştir. Ha, çarpmalarda aynı mantıktır. Çarpmalarda arkadaşlar bunu ayrı hesaplayacağız, bunu ayrı hesaplayacağız. Çarpma işleminde üstler ne yapılırdı? Toplanırdı. Topladığınız zaman soru biter. Bunun içerisinde kaç tane 5 var? 63'ü, çünkü 15 diyorsa 5'e bölüyorsunuz. 63'ü 5'e böldünüz, 12 defa var. Bir daha 5'e böldünüz. 2 defa var. 14 etti. Yani şurada 5 üzeri 14 var. Çarpı bir de A'mız var. Bilmiyoruz ne olduğunu. Ya da bir tane N'imiz var diyelim. Ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi geldik 75 faktöriyel içerisinde. 75'i hemen kaça bölüyorsunuz? 5'e bölüyorsunuz. 15 defa mı var? Evet. Bir daha 5'e böldünüz. 3 defa mı var? 18 mi etti? 5 üzeri 18 çarpı M diyelim. Çarpma işleminde üstler toplanırdı. O zaman üstleri topladığınız zaman ne oldu arkadaşlar? 22-32. X 32'dir. Haberiniz olsun. Umarım olay anlaşılmıştır. Mantık bu. Olay bu. Evet. Şimdi geldik üst tarafa. Şimdi arkadaşlar buradaki sıkıntı şu. 46 faktöriyel eşittir. Şu 8 üzeri x'e 2 üzeri 3x çarpı a desem bir sıkıntı olur mu? Tabii ki olmaz. Kuvvetli sorularda bu şekilde yapmak zorundasınız. Şimdi 46'yı 2'ye bölersem kimi bulurum? Hep biz üsttekileri buluyorduk ya. X'i buluyorduk, X'i buluyorduk, X'i buluyorduk, X'i buluyorduk. Burada bulacağınız 3X'tir. O zaman 46'yı 2'ye böldük. 23 defa var. 2'ye böldük. 11 defa var. 2'ye böldük. 5 defa var. 2'ye böldük. 2 defa var. 2'ye böldük. 1 defa var. Bana şunların hepsini bir toplasanıza. 23, 11 daha 34, 39, 40, 42. 3x eşittir 42'den. X buradan ne çıktı? 14 çıktı. Umarım işlem hatası yapmamışımdır. 2'ye böldüm 23, 2'ye böldüm 11, 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. Topladık. 34, 39, 40, 42. Süper. Ama bulacağınız 3x. 3x 42 ise x ne oldu arkadaşlar? 14 oldu. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. O sorum kalsın. Şuraları bir sileyim arkadaşlar. Yeni sorular döşeyim ve yavaş yavaş dersimizi bitirelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, sorularımıza devam edelim. Buyurun. 3x faktöriyel artı x eksi 2 faktöriyel 3x eksi 2 eksi x faktöriyel. Arkadaşlar ben sana daha önce dedim ki negatif sayıların faktöriyeli olmaz. X eksi 2, 2 eksi x. Bu ikisini gördüğüm gibi dedim ki x %102'dir. Başkası imkansızdır. Arkadaşlar x 1 olamaz. X 1 olsa burası negatif olur. X 3 olamaz. Burası pozitif, burası negatif olur. Yani aynı sayıların yer değiştirilmiş halini gördüğünüz bütün sorularda x direkt 2'dir. Başka da çözüm yöntemi yoktur zaten. X'e 2 yazalım. 6 faktöriyel artı 0 faktöriyel bölü. 2 kere 3, 6 eksi 0 faktöriyel. Bitti. 6 faktöriyel 720 mi? Bir daha 721 bölü
6'dan 1 çıktı, 5'tir. Bana bunu bu şekilde şıklarda bulursun ve işaretlersin. Bu güzel bir sorudur. Bu şimdilik bir kalsın. Önceki dersimizde kalan son sorumuz vardı ya. Onu önce bir çözelim, sonra yolumuza devam edelim. Şimdi ben bu 8 faktöriyel silsem, 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel yazabilir miyim? Maksat 6 faktöriyel benzetmek için. 6 faktöriyel parantezinde 56 eksi 6 eşittir. 2 üzeri x, 3 üzeri y, 5 üzeri z. Süper. Şurası ne oldu? 50 oldu. 50 demek 5'in karesi çarpı 2 demektir. Güzel. Şimdi arkadaşlar 6 faktöriyeli isterseniz teker teker açabilirsiniz. Sıkıntı değildir. 6 faktöriyeli tam belli. 720. Bu şekilde 2'ye, 3'e, 5'e bölmektense 720'yi asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm. 360, 2'ye böldüm. 180, 2'ye böldüm. 90, 2'ye böldüm. 45, 3'e böldüm. 15, 3'e böldüm. 5, 5'e böldüm. 1. Umarım hata yapmamışımdır. 2'ye böldüm. 360, 180. Herhalde hata yapmadık. 204. Evet. 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1. Doğru mudur? Şimdi 5 üzeri 2, 5 üzeri 1 çarpınca 5 üzeri 3 olur. Ki buradaki z 3'tür. 3 üzeri 2, başka da 3 yok. Demek ki y'miz 2'dir. Sıra geldik x'i bulmaya. 2 üzeri 4, 2 üzeri 1 ile çarpınca 2 üzeri 5 mi olur? Demek ki x de 5'tir. Adam neyi istiyor? X artı y eksi z. 7'den 3 çıktı. Cevap 4'tür. Şıklardan 4'ü bulursun ve işaretlersin. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Ne yaptım? 6 faktörden dolayı burayı 6'ya benzettim. 8, 7, 6 faktör. 6 faktörü parantezine aldım. 50. 50 de 5'in karesi 2. Şu 6 faktörü 720'dir. 720'yi asal çarpanlarına ayırdım. 2'nin üstündeki 2'nin üstüne, 3'ün üstündeki 3'ün üstüne, 5'in üstündeki de 5'in üstüne eşittir. Soru bitmiştir. Şimdi geldik bizim bu sorumuza. Arkadaşlar soru şunu benden istiyor. X artı Y artı Z en az kaçtır? Sorumuz bu. Şimdi kalkıp da Y'ye Z'ye 0 yazabilirsin. Sıkıntı yok. Ama 15 bir sayının faktöriyeli değil. Sıkıntı o. Dur. Ben buraya 2 faktöriyel desem. Yani 2. 3'ten çarptık ne oldu? 6. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel. Arkadaşlar x faktöriyel eşittir. Şurası 5 çarpı. 2 faktöriyel 2'dir. 3'ten çarptık 6. Arkadaşlar amaç şu. Faktöriyeller ard arda gelen sayıların çarpımı olması lazım. Bu bir faktöriyelse, bunlar ard arda gelen sayıların çarpımıysa. 5, 3 arada 4 yok. Bu faktöriyelden 4'ü elde edemezsiniz. O zaman ben ne yaptım? Y'ye 2 dedim. Hani 2 faktöriyel olsun. Ki çarpımı 6, hani 5 çarpı 6 ard arda gelen sayılar olsun. Yani şöyle bir şey. X faktöriyel eşittir. 6 çarpı 5 çarpı. Çünkü x'in çarpımı 6'yı başa yazdım. Çarpı 5 çarpı z faktöriyel. Şuradaki z de %104 ki 4 faktöriyel 5 çarpı 6 x'imiz de 6 olsun. X 6, z 4, y 2 toplamları en az kaçtır demiş arkadaşlar. Soruyu çözmüş olduk. Umarım anlaşılmıştır. Güzel bir soruydu. Şahane bir soruydu. Çözümünü de bu şekilde yapmış oldum. Şimdi geldik bizim bu sorumuza. Şimdi 17, 2 üzeri n'e tam bölünmüş. Çünkü bu bir m çift sayıymış. Evet. Güzel. Şöyle diyelim ya. Bu m olacak. M eleman doğal sayı. Güzel. M virgül n diyelim ya. M virgül n eleman doğal sayı. Güzel. Şimdi arkadaşlar şu n sıfır da olabilir. Sıkıntı yok. Ama benden ne istiyor? N en çok kaçtır? Şimdi 17'nin içerisinde kaç tane 2 var? Bir onu bulalım. 17'yi 2'ye böldüm. Kaç defa var? 8 defa var. 2'ye böldüm kaç defa var? 4 defa var. 2'ye böldüm kaç defa var? 2 defa var. 2'ye böldüm kaç defa var? 1 defa var. Hepsini toplayalım bir. 15 metre. O zaman şunun içerisinde 2 üzeri 15 çarpı a bölü 2 üzeri n diyelim. Çünkü arkadaşlar 17'nin faktörün içerisinde kaç tane 2 var? 15 tane 2 var.
15, o zaman 200 lira 15 çarpı A bölü 200 lira. Şimdi bu en çok 15 olur. Ama ne diyor? M çift sayıymış. He, o zaman en fazla 14 olur ki 200 lira 14, 200 lira 14'ü götürsün. Burada bir tane 2 kalsın ki sonuç çift olsun. Ne? En çok 14'tür. Şıklardan 14'ü bulursun ve işaretlersin. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? M virgül ne? Eleman doğal sayı olsun dedim. 17'nin içerisinde kaç tane 2 var? Bir onu bulayım. 17'yi kalktım 2'ye böldüm. 15 çıktı. Demek bu 17 faktörel yerine 2 üzeri 15 çarpı A gibi bir şey. O zaman bu en 0 olur, 1 olur, 2 olur. Çünkü tam bölünüyor ya, bir doğal sayı ya. Ama en fazla 15 olur ama bunlar birbirini götürse başka 2 yok. Tek sayı oluyor. M çift sayı ise en fazla 14'tür, haberiniz olsun. Geldik son sorumuza. Bunu da çözelim arkadaşlar. Ekstra birkaç tane daha güzel sorum var. Onları da sizinle paylaşayım ve dersini bitireyim. Sondan 10 basamak toplamı. Oha! Bir defa. Sondan kaç basamak sıfırdır? Sondan kaç basamak sıfır? Biz bir onu bulalım. Arkadaşlar 46'yı 5'e bölüyorsunuz. Kaç basamak sıfırdırın anlamı şudur. 46 faktöriyel 10 üzeri x çarpı a'dan x istiyoruz. Ona bölemezsin. 10 asal değil ki. 2 çarpı 5'ten büyük olan kim? 5. 5'e böleceksiniz. Büyük asala bölüyorsunuz. 46'yı 5'e böldünüz. 9 defa var. 5'e böldünüz. Bir defa var. Sondan 10 basamağı sıfırmış. Tık 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 tık. Şunu da söyleyeyim. Sondan kaç basamağı sıfırsa? Mesela 1 mi çıkardınız? O kadar basamağı 9 olur. Mesela 100'ü düşünelim. 100. 1 çıkardınız. Kaç basamak 9 oldu? 2 basamağı 9 oldu. Mesela 1000. 1 çıkardınız. 3 basamağı 9 oldu. Dikkat ettiniz mi? Şimdi ben şunu demek istiyorum. Şurayı sileyim. 10 basamağın 0 olduğunu biliyorum. 0, 0. Tabii başındaki ben ilgilendirmiyor. Nokta, 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 0. Bundan 7'yi çıkar diyorlar. Değil mi? Öyle diyor. 7'yi çıkar diyor. Ama 10 basamağın 0 olduğunu çok iyi biliyorum. Komşuya gittik. İşte elde verdik. Burası 10 oldu. Diğerisi 9 oldu. 10'dan 3 çıktı. 7 çıktı. 3. 9, 9, 9, 9, 9. Normalde 9 basamağa 1 çıktığı zaman 9 şey 10 basamağa bu 10 basamak. Buna dikkat ederim arkadaşlar. 10 basamağın 0 olduğunu biliyorum. Tamam, bir tanesi 3 olur. Diğerleri 9 olur. Yani 9 basamağımız 9'dur. Bir tane de 3'tür. Benden son 10 basamağın toplamını istiyor. 9 çarpı 9 artı 3 81. 3 daha. Cevap 84'tür. Şıklardan 84'ü bulursun ve işaretlersin. Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar. Ne yaptım? 46 faktöriyelin sondan kaç basamağın 0 olduğunu bulacaksınız. Sondan kaç basamağı 0? Baktım ki 10 basamağı 0 çıktı. 10 basamak 0'sa zaten benden son 10 basamağı istiyor. Allah'tan ki son 10 basamağı istiyor. Mesela son 15 basamağı ya da son 12 basamağı isteseydi ayva yemiştim. İşin içinden çıkamazdım. Sondan kaç basamağı 0'sa o sondan o kadar basamağını veya daha azını isteyebilir. Mesela sondan 4 basamağını da isteyebilirdi. 4 basamağın toplamı. Zaten sondan 4 basamağı toplamıysa biri 3 olacak, 3 tanesi de 9 olacak. Belli zaten. Tamam, 10 basamağın 0 olduğunu biliyorum. 7 çıkartalım. 10'dan 7 çıktı. Hani elde veriyorsunuz ya. 3 kaldı. Diğerleri ise 9'dur. 10 basamak eğer 0'sa, bunu eğer 9 olarak kabul edersek 10 basamağın da 9 olması lazım. Bir tane 3 ise 9 tane basamağımız 9'dur. 9 çarpı 9 artı 3'ten soru bitmiştir. Hadi birkaç tane daha güzel sorum var ve dersimizi bitirelim. Evet arkadaşlar, 2 tane muhteşem soru, bir tane de ödev bırakıyorum size. Çözümünü yapıp yorumlara atmanızı istiyorum. Önce buna bakalım. 11 faktöriyel çarpı x bir tam kare ise. Diyor ki x'in minimum yani en küçük değeri nedir? X değeri hemen pozitif tam sayı arkadaşlar. Bir defa bu 11 faktöriyel açar mısınız? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 çarpı x eşittir bir tam kareymiş. Yani bir sayının karesiymiş. Arkadaşlar 2 kere 8, 16. 4'ün karesidir. Önce bütün kareleri bir ayıklayalım. Geriye ne kaldıysa x de o sayılardan oluşmalı ki çarpımı kare olsun diyeceğiz. Mesela bu 2 kere 8, 16 zaten bir karedir. Geç onu. 9 zaten 3'ün karesidir. Geç onu.
4 zaten 2'nin karesidir. Geç onu. Ben bu 10'u 5 çarpı 2 yazsam. Bak. 5'e 5 çarpımı 1 karedir. Ben bu 6'yı silsem. 3'e 2 yazsam. 3 ile 3'ün çarpımı 1 karedir. 2 ile 2'nin çarpımı 1 karedir. Arkadaşlar geriye bir tek ne kaldı? 1 zaten 1'in karesidir. Hocam geriye bir tek bir 7'm kaldı. Bir de 11'im kaldı. Arkadaşlar diğerleri hepsi birer kare oldu. M kare diyelim diğerlerine. Çarpı 11 çarpı 7 çarpı x eşittir y kare. Şimdi arkadaşlar şu x 11 çarpı 7 olmalı. Niçin? 11 ile 11'in çarpımı 11'in karesi olsun. 7 ile 7'nin çarpımı 7'nin karesi olsun. Ki hepsi birer kare olsun. O zaman x'in en küçük değeri, minimum değeri 77'dir. Şıklardan 77'yi bulursun ve işaretlersin. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Bunların hepsini bir defa bir tam kare yaptık. Yani önce bir 11 faktörlerinin 11'den başlayıp 1'e kadar sayıların çarpımı olduğunu gördüm. Çarpı x eşittir bir tam kare ise bir sayının karesi. Bütün karelerin hepsini ayıkladım. Ona hepsine m dedik. M kare eşittir. M kare çarpı. Burada bir artığımız, bir 11'imiz kaldı, bir de 7'miz kaldı. Başka artık sayım var mı? Yok. O zaman şu x 11 çarpı 7 olmalı ki hepsinin çarpımı bir kare olsun. Devam edeyim. Geldik buraya. Önce bunu bir parçalayalım. Hocam nasıl parçalayacağız? A faktöriyel bölü A faktöriyel. B faktöriyel bölü A faktöriyel. 381'e. Burası 1. 1'i karşıya attım. B faktöriyel bölü A faktöriyel. 380'e. 380 hangi ardarda gelen iki sayının çarpımıdır? Hocam 19'dan 20'nin çarpımı. He. O zaman şu B 20, alttaki de 18 faktöriyel ki sonucu 20 çarpı 19 çıksın. Arkadaşlar bakın bir defa B 20'dir, A da 18'dir. Burayı siliyorum. Hemen 380'e asal çarpandan ayırın. Hocam bu zaten belli. 19 çarpı 20. İçer dışlar çarpımı yapın. B faktöriyel. 20 çarpı 19 çarpı A faktöriyel. Arda arda gelmesi lazım ya faktöriyellerde. Şu A zaten en az. Ha minimum değeri istiyor. Arkadaşlar A en az 18. Yani A 18 olmalı ki. 18 faktöriyel 19 çarpı 20. 20 faktöriyeli versin diye. 20'ye 18. Benden ne istiyorsun? Toplamı toplamları da 38'dir. En çok deseydi ne yapardık? Şimdi geldik oraya. Hocam tamam bulduk. İşte cevap 38. Bizden maksimum değerini isteseydi. İzleyin beni. Hiç bunu şey yapmayın. Çarpanlarını ayırmayın. Ardadaki sayın çarpımı şeklinde yazmayın. Şöyle diyelim. B faktöriyel eşittir. 380 çarpı A faktöriyel. Şu A'yı 379 alırsınız. 379 faktöriyeli 380 ile çarpınca ne olur? 380 faktöriyel olur. En çok deseydi 379'a 380'dir. Oha toplayın 700'ü geçti. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Bu, geldik buraya. Ödev olarak bıraktım arkadaşım. Bunu da çözümünü artık yap. Bu kadar da umarım anlaşılmıştır. Mantık bu, olay bu. İnşallah bir faydamız dokunmuştur. Geçmiş olsun arkadaşlar. Bir sonraki derste, hatta şöyle diyeyim, dur. Sıralama sorusu hiç yapmadık. Mesela A eşittir 5 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. B eşittir 4 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel. C eşittir 3 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel. Adam bana dedi ki A, B, C'yi sırala. Sıralamalar nasıl yapacaksınız? Hiçbir sıralama yapmadık. Bu da senin ödevin ama. Arkadaşlar sıralamalar yapılırken herkes de ortak olanları sil gitsin. Herkes de burada bir defa bir 3 faktöriyel yok mu? Herkes de burada bir 5 faktöriyel yok mu? Şuradaki 3 faktöriyeleri silelim. A, B, C'yi bulacaksınız. 3 faktöriyel sildik ne kaldı? 5 çarpı 4 kaldı. 3 faktöriyel sildim 4 kaldı. 3 faktöriyel sildim bir şey kalmadı. 1. Güzel. Bunlar bizim ilk çarpanlarımız. Çarpı. Buradan da 5 faktöriyelleri silelim. Burada bir şey kalmadı. 1. 5 faktöriyel sildim. Burada bir 6 kaldı. 5 faktöriyel sildim. 7 çarpı 6 kaldı. Bitti. Bunları kendi arasında sırala. Hangisi büyükse o büyüktür. Şu ilki 20 çıktı. Şurası 24 çıktı.
Şurası da 6 kere 7 42 mi? 42 çıktı. En büyük kimmiş arkadaşlar? C'ymiş, sonra B'ymiş, sonra A'ymış. Umarım olay anlaşılmıştır. Birinci satırdan ortak ne var? 3 faktöriyel hepsinde var. 3 faktöriyel sil, 3 faktöriyel sil, 3 faktöriyel sil. Geriye kalanları yaz. İkincisinde 5 faktöriyeller en küçük olanı. Kimse, herkes de ortak olan odur. 5 faktöriyel, 5 faktöriyel, 5 faktöriyel. Sil 1 kalır, 6 kalır, 6 çarpı 7 kalır. Çarp, çarp, çarp. En büyük kimse o en büyüktür. En küçük kimse o en küçüktür. Bir tane de sıralama sorusu da yapmış olduk. Bitti arkadaşlar. Yeterli. Ödevindir. Yorumlara gel. Çözümünü yap. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. YouTube kanalına abone değilsen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum atarsanız sevinirim. Hoşça kalın.